Yüklendi, geliyor. Yüklendi, geldi. Anlat bakalım, giriş yap. Geliyorum, geliyorum. Tek kutu aldı, geliyor. Ne yapalım? Güzel taşı, güzel. Merhaba arkadaşlar, bugün İbrahim ve Çağla bize ta Hatay'dan çok güzel meyve falan Antakya'dan fidanlar, çiçekler getirdiler. Birazdan bahçemizi en baştan yaratacağız. Kollerimizi aldık. 3 posta şeklinde eve çıktık. Bir sürü çiçeğimiz oldu. Kutuların içinde ne var ben de merak ediyorum. Birazdan Chadorni bahçesi nasıl değişti? Hep birlikte göreceğiz. Buongiorno a tutti. Kutu açılışı bizde böyle. Fitaş fidancılık ekibiyle bugün bahçeyi yenileyeceğiz. Kardeşler bahçede adlı içeriğimizde bize süper hediyeler getirdi. Teşekkür ederiz. Çok dayanıklı yani. Evet. Güzel. Olmadan geliyorum. Ortanca. Latince adını biliyor musun? Latince. Kimse bilmiyor zaten. Şunu çekeyim. Aa, burada bir sürü şey var. Evet. Bir sürü şey çıktı. Bu ne? Sihirli günümüz. Sihirli gün. Bu da İspanya zeytini, arbeküma. Bodur oluyorlar, boyları bodur. Birazcık böyle... Zeytinyağı mı yapacağız bunu? Evet, zeytinyağı. Zeytini de yiyebilirsiniz. Yeniyor mu? Evet, yeniyor. Kıracağız. Evet, çizmelik mi, kırmalık mı? Çizmelik. Meanwhile. Gel kuçu kuçu. Gel. Gel, gel, gel. Gel. Gel, 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 gel. Boncuk gel. Boncuk gel. Hocam et değil. Gel. Ya. Hey. Kayısı. Hem de şeker para. Ben ilk reklam filmlerinden biri Aroma'ydı. Evet. Malatya'da çektik. Bana ne yaptırdılar biliyor musun? Kayısıları serdeler yere. Kayısı pestili yapıyorlar orada. Çarşaflar üzeri. Gün üstüne yatırdılar. Bir de köy yerine gittik. Ablaya şey soruyorum. Lavabo nerede soruyorum. 6 yaşında falanım ha. Şey diyor, her taraf lavabo burada oğlum, git dışarı neresi? Bu da şeftali. Bu şeftali. Bu da mandalina. Yani kayısı, mandalina diyorsun, bu türler dayanıklı olanlar. Evet, evet, dayanıklı. Kum katı evin içinde besleyeceğiz. Aynen, evin içinde besleyeceğiz. Ya da balkonunuz varsa biraz balkonda besleyip zor kış şartlarında içeri alabilirsiniz. Ortancalar zaten süs bitkisi. Evet. Yani Burgazada mevsiminde uyuyor. Bahçeli bir yeriniz varsa İstanbul'da onlar kesinlikle uyar. Bu bizim pembe ortancamız. Evet. Aa, burada asma getirdin. Evet, çekirdeksiz. Üzüm. Asmayı bak ne güzel sardılar. Böyle halka halka. Annemin en sevdiği çiçek ne Elia? Bilmem. Baba, annemin en sevdiği çiçek ne? Annemin en sevdiği çiçek biliyor musun? Anne en sevdiği çiçek ne? Begonvil. İlk başta o zaman begonvil'i ekerek videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Begonvil şurada gördüğünüz pembe çiçek. Aslında çok dayanıklı bir çiçek. Adaya çıkarken gördünüz mü adada? Evet gördüm. Birçok yeri sardı. Büyüdü mü? Evin en güzel, bahçelerin en güzel çiçeklerinden biri oluyor. Balkonlarda yetiştiren de var. Haydi başlayalım. Ya süper bir işbirliği yapmışız. Fitaş fidancılıkla. Ya meyvelerini yerken daha da süper yaptığımızı ben zaten anlayacağım. Hani şu anda işin şey emek kısmındayız. Çünkü bahçe işi emek işi. Ama insana keyif veren, dinlendiren de bir iş. Yani herkesin ben toprakla uğraşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toprak hem stresi alıyor hem de size böyle güzel şeyler verdiği gibi. Çiçek olur, meyve olur, her türlü şey. Güzel bir dinlenme, tam da şehirden, iş hayatından kaçış. Bakalım Fitaş Fidancılığa tekrardan teşekkür edelim. Şimdi bunları ait oldukları yere, yani bahçemize yavaş yavaş ekelim. Kemik mi buldunuz? At kafası bulduk. Baba dokunma, dokunma, mikropludur. Ana. Asikome. At kafası. Baba, baba içinde kurtlar var, kurtlar var. Kurtlar var.
Kahramanlarımız tam gücüyle çalışıyor. Ortancayı toprağa sabitlemeye çalışıyordu. Bitkinin yavrulaması gibi bir şey. Kökünden yeni bir bitki üretiyor. Sonra onu istersen ayırıp iki bitki gibi kullanabilirsin. Evet, hatta erimiz o şekilde. Erikleri o şekilde. Peki Elia, sana bir sorum var. Erik dalı niye gevrektir? Gevrektir çünkü erik güneşle beslenen bir ağaç olduğu için dalları kuru kurudur. Basarsan kırılır, gevrektir. Bilmiyorum. Yani çok saçma oldu. Mika çok güzel çalışıyorsun. Ya ben var ya, doğuştan mı arabayı? Uy. Bence. Tek yapalım. Seferde koskoca şeyi götürdüm. Kaldır. Kaldır. Hadi az kaldı. Oley. Ya ben neyim ya? Canavar mıyım ben? Anlat şimdi. Düzlemeyi de yapıyor. Toprak bizim işimiz abi. Yok, öyle değilim. Oya ağacı var. Ama bir türlü çiçek vermiyor. Ben de diyorum, niye beni izliyorsun? Şuraya diyorum. Asmayı mı, zeytini mi? Ne kadar fidancılık ha. Güzel bir günü seçtiniz yalnız. Fidancılık değil. Ne bu? Fitaş fidancılık. Baba, buraya bir ceset falan gömdün mü zamanında? Ne söyleme şimdi. Çuval var, dibini bulalım mı bulmayalım mı? Söyleme şimdi. Kalsın, altın değerleniyor. Altınlar kırık sevdi ya, gibi adam. Konsey de burada. Asıl iş burada dönüyor. Tabii. Şimdi renkleri vereyim. Tamam ama buna önce bir can suyu atmamız lazım. Hepsini birden atsak? Yok yok. Yok. Olur. Çamur olacak size çünkü. Tamam. Madem ki orada çalışacaksın. Ya tecrübe de böyle bir şey işte ya. Bence bunu böyle çıkarsak gelir mi? Gelmez. Gelmez. Kökü gidebilir. Yani kökü giderse yazık mı geldi? Geldi. Süpersin. Toprağın altında galiba gerçekten bir gömü var. Çünkü kazdıkça kokuyor. Altınlarım! Altınlarım! Ne derler bilirsin Mikela. Ne derler? Goncadır ilk hali bütün güllerin. Aklımda kalmazdı yüzün ellerin. Ah bu şarkıların rezi kör olsun. 15. fidana gidiyoruz. Fitaşçım biraz abartmış, bir sürü getirmişler. Şimdi bakacağız. Ne dikeceksin oraya? Buraya asma dikeceğiz. Çekirdeksiz üzüm, sultani üzüm diye geçiyor. Buradan iple bağlayacağız demirlere. Ufak bir ara verdik. Asmayı koyduk. Aslında bitki ekmenin çok pratik bir yönü var. Kökü zarar vermeyeceksin. Bu poşetler tüplü fidan diye geçiyormuş. Tüplü fidanın boyutunda toprakta bir derinlik açtıktan sonra onu toprağa nazikçe yerleştirip üstünü toprakla örtmek lazım. Benim zaman bitki dolduru da biliyorum. Çok hoşuma gitti. Bu ağızlı kısmı da çok güzel. Küçük küçük yudum yudum içebiliyorsunuz. Üstünü toprakla örttüğümüzden sonra da can suyu dediğimiz biraz su veriyoruz ki o kökler, o kılcallıklar içini doldursun. Orada köklenebilsin. Yani kökler toprağı tutup oradan vitaminlerini, sularını almaya başlasınlar. Kırmızı erik. Bu tüplü fidanları her ay ekebiliyorsun yani 12 aynen. Ay. Aynen şu şekilde. Yetmedi mi? Ne zamandır suluyorsunuz? Ben 3-4 yıldır sulamayı şimdi. Sen ne yapıyorsun orada? Mezar kazıyorum. Bir yağmur arası verdik. Şu anda sırılsıklam. Güzel bir günü seçtiniz yalnız. Elia'dan dünyada bir ilk geliyor. Yağmurun altında erik ağacı ekimi. Bir 50 santimlik bir çukur kazdı. Burası az ıslanıyormuş be. Ağaçların altı diye herhalde. Islansak da, yıpransak da
eriğimizi ektik. İbrahim 70 kiloda yarışıyor. Kökle mücadelesinde yarım saati geçtik. Toprağı temizlemedi. Denemek isteyen var mı arkadaşlar? Hadi Elia. Şimdi Elia deniyor. Elia. Parçaladı. Kafa yedim. Elia ve gol. Elia ve gol. Bütün vücudunu verdi. Uçtuk. Bütün vücudunu verdi. Benim arkamda niye durmadınız? Beni de düşürdün, olur mu? Hayat böyledir işte Elia. Düşerken arkanda kimse durmaz. Ana. Çok iyiydi. Bu gerçekten iyiydi. Pembe bir ortancayı. Toprak kutsal değil. Sen yanlış anladın. Orası burası değil. Yanlış mekandasın. Vur kameraya. Yönlü, tamam, harika. Tamam mıyız? Tamamız. Dikiyoruz, dikiyoruz. Bana ortancanın tarihçesinden bahsedebilir misin mesela? Ortancanın çayı çok güzel oluyor. Ortancanın yapraklarını şey yapıyorsunuz. Bu gerçek mi? Yıkıyorsunuz iyice. Sonra kaynatıyorsunuz. Her derde şifa. Dinlemeyin arkadaşlar, tamamen kolpa sonrasında sıkıyor. Sonrasında zincirlik mi veya top kubu mezarlığından beni arayabilirsiniz. Gerçekten bu İtalya'da yok ama Türkiye'de var. Her şeyin çayını yapabilme arzusuna sahibiz. Şey çayı, kivi çayı, mandalina çayı, oralet. Dut ağacı çayı. Dut yaprağı çayı. İnşallah gömülerden birine denk gelmeyiz. Bitcoin sakladık buraya. Bitcoin, Ethereum, Doge. Zengin olacağız. Vallahi zengin mi olacağız? Ben bastım mı bilmiyorum. Hala bekliyorum bir ara çıkacak diye de. Çok, elin çok düşürdü bizi. Elin bizi bitirdi. Ama çok düşmüş biliyor musun zamanında da? Hep böyle 30 bine düşmüş, 10 bine gerilemiş. 60 bine düştü, 30 bin. Biraz sabır işi. Pek yatıp alıp unutman gereken. Sıra geldi bahçemizi yenileme aşamasında. Kan portakalına. Bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum. Daha önce yemedim ama bir rivayete göre içi kırmızı bir portakalmış. Ama eğer grapefruitsa, şahsen hiç sevmediğim için, yorumlarda isteyen bir arkadaşı gönderebiliriz. Nereyi? Ben seviyorum. Grapefruit seviyor musun? Yok, babam seviyor. İyi. Bak şurada budama izleri var, görüyor musun eriğin üstünde? Boşa. Burada, şurada bir tane daha. Komple indirdim aşağı. Bu çok yüksek. Bu direği bir çarptı. Bu direği bir aldı aşağı. Bu düştü mü? Bak bu direkt elektrik attı, ta oraya gidiyor. Oradan da yani bütün adanın elektriği gider bu mahallenin. Şunu tutuyoruz böyle. Tutamıyoruz da iki kişiyiz kardeşimle. Bu diyor, bunun büyüğü. Babam zaten budamayın demiş. Ya da ağacımı niye bu? Bir sinirlendi. Yukarıdan bağırıyor, geldi buraya falan. Mike duyamıyorum. Sonra bunu dikledik böyle. Bu o yüzden duruyor. Şimdi bunu çekeceğim ama çekim. Direkt düşerse. Hayır, hayır çekme. Vazgeçim. Bırak kalsın. Saçmalama. Koy sen onu. Tutmuş anne, tutmuş. Abi koy sen. Hayır, sonra biz bunu sus olarak koyduk. Dikledik, geldik, çağırdık belediyeyi, yaptılar. Direkt düştü dedik. Emin misin? Ama nasıl diyoruz biliyor musun? Direkt düştü abi. Fırtına. Fırtına nasıl bir şey ya, hiç inanamaz. Allah'ın takdiri. Aynen. Az kalsın iniyorduk. Belki faydası vardır ya. Yok be. Aynen. Güzel. Fidanlar Fidanlı köyünden ta 1500 kilometre yol kat ederek geldiler. Var değil mi oradan İstanbul'a? Evet, 1300 kilometreye yakın bir şey var. 1200-1300 var. İnşallah hep beraber meyvesinden yemek de nasip olur. Nasip de varsa. Elia arkada bir şeyler ekmeye devam ediyor. Limon vardı evde. Güzel bir şey ya. Sen nereden başlamış? Sizin dede mesleği mi? Aynen, dede mesleği. Zaten köyümüzün ismi de oradan geliyor. Fidanlı köyü. Dedem ilk başlattı bu işi. Bütün köyde fidan işini yapıyor şu an. Abone olun, like atın, yorum yapmayı unutmayın. Fidancılık senden sordur. Ama YouTuber'la biraz çalışmamız lazım. Antakya'nın gülleriyle süper bir bölüm çektik. Yani bahçe çok güzel oldu. Yerken daha da güzel olacak. Çok teşekkür ediyoruz emekleriniz için.